Yılbaşı gecesine damgasını vuran Beyoğlu'nu adım adım dolaşıp kutlamaların günah olduğunu anlatan sakallı cübbeli tebliğciler oldu. Beyoğlu esnafı bu olayın her yılbaşı tekrarlandığını söylüyor. Olaya ilk kez sanık olanlarsa çok şaşkın. Sizi de çekiyorlar, siz de çekiyorsunuz. Sizi de bir çeken var. Bu çarpıcı görüntüler yılbaşı gecesinden. Birileri eğlenirken diğerleri iş başında. Yılbaşını kutlamanın günah olduğunu söylüyor. Kendilerince tebliğde bulunuyorlar. Zaten tam da bu yüzden kendilerine tebliğci diyorlar. Tebliğciler yılbaşı gecesi Beyoğlu sokaklarında bir aşağı bir yukarı yürüdü. Özellikle içki satan işletmeleri tespit edip tek tek işletme sahipleriyle konuştu. İzin aldın mı kardeşim? Beyoğlu sabah saatlerinde hala yeni yılın yorgunluğunu taşıyor. Bir başka geceye hazırlanmaya çalışıyor. Ama tebliğciler hala akıllarda. Özellikle de bu anlarda. Siz de bir çeken var. Ama en çarpıcı olan bu cümleleri kurarken yüzlerine yansıyan gülümsemenin kayboluşundaki hızdı. Başımız bu değil. Bir Muharrem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevver hicret ettiği yılbaşı bizim yılbaşımız değil. Bu yılbaşı kutlamak caiz değil. Aslında bu grupla kimi esnaf ilk defa karşılaşmış. Yılbaşında ilk defa gördük biz burada. Daha önce tek tük sokaktan geçenleri görmüştüm ama. Rahatsızlık vermiyorlardı, herhangi bir konuşma yapmıyorlardı ama yılbaşında böyle bir konuşmaya şahit olduk. Peki müşteriler rahatsız oldular mı? Rahatsız olan vardı, ilginç gözlerle bakanlar da vardı. Ama fazla tepki göstermediler, önemsemediler. Eğlencelerine devam ettiler. Kimileri de benzer grupları birkaç ayda bir, özellikle de her yılbaşı gördüklerini belirtiyor. Yılbaşında görüyoruz biz onları, yani arasında geldiler. Yani şiddetlerini ben duymadım şahsen kendim ama bu yılbaşında yan tarafta dükkana geldiler. İnşallah. Sokaktan geçen insanlara, oturan gençlere Allah vardır, dünyayı düşünün, öteki dünyayı düşünün diyerek herkesi uyararak geçtiler. Bana da takıldılar aynı zamanda o şekilde. Hatta benim dükkanın önünde de durdular. Ne yapalım dedim, ekmek parasını nereden çıkaralım? Bulun bana işi, hemen bırakıp geliyorum dedim. Sonra siz geçerken arkanızdan da 3 tane müşteri var, bomba geliyor diye onlar da kaçıp gidecek dedim. Bunu da ben söyledim, biraz tepki gösterdiler. Allah biliyor, melekleri biliyor, peygamberi de biliyor. Yani seni reklam etmeye gerek yok. Şimdi insanlar özgürlüğüne kimse şey, herkesin Müslümanlığı kendisine. Yani ben burada çalışıyorsam, benim çocuğum burada ekmek yiyorsa, benim hanım da kapalı. Namazında, niyazında. Ama bu demek değil ki ben burada çalışıp ekmek yiyorum neslinde. Burada çocuğum burada ekmek yiyor. Yani o kadar çok insanlar var ki, efendime söyleyeyim. Yok işte şunu yapmayın, bunu yapmayın. Aslında yapan insanlar benden daha çok yanaşlıyor. 2008'in son dakikalarına işte bu görüntüler damga vurdu. Beyoğlu'ndaki içkili lokanta işletmecileri ise olayı ciddiye alıp almama noktasında tereddütlü. Çünkü devamının gelmesi müşterileri rahatsız edecek. Tabii çok tartışmalı bir konu bu, o gece yaşananlar ve daha sonrasında. Bu konuyla ilgili çok önemli iki ismimiz var, alanlarında çok önemli iki isim. Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk ve İslam hukuk uzmanı Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır konuklarımız olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam izninizle sizden başlayalım. İslam'da bunun yeri var mıdır? Tabii izleyebildiğim kadarıyla dolaşıyor insanlara. Yılbaşı eğlencesini yapmayın diyorlar değil mi? Ben çünkü şöyle, şeyini tam tabii olarak... Tabii arkadaşlar o görüntü ekrana verin. Full ekran verin aynı zamanda. Hocam bir kez daha görsün. Tamam. Ben de üzerinden anlatayım, hem izleyicilere de anlatmış olayım. Bu kıyafetli insanlar sokakta, özellikle İstiklal Caddesi'nde dolaşıyor yılbaşı gecesi. Ve herkese telkinde bulunuyorlar. Bu gece eğlenmek günahtır. Burada içki satmak, daha doğrusu insanlara içki satmak, sigara satmak günahtır şeklinde. Aynı zamanda daha önceden de aldığımız bilgiler vardı. Yan yana yürüyen bir kadınla bir erkek varsa, eğer evli olmadıkları takdirde bu yaptıklarının günah olduğunu, İslam'da böyle bir şeyin olmadığını, İslam'a aykırı hareket ettiklerini tebliğ ediyorlar ve bunu da kendileri beyan ediyorlar. Ve arkadaşlarımızın anlattığı bu son derece sakin, karşısındaki eğer bir tepki verirse ona göre sözleri olan, bu anlamda iyi yetişmiş, yetiştirmiş ya da kendini iyi yetişmiş biri olarak görülen insanlar o gece İstiklal Caddesi'ndeydi.
Yani hocam, Abdülaziz Bey, görüntüler bunlar ve daha önceden Nişantaşı'nda, Şişli'de, Bağdat Caddesi'nde ve İstiklal Caddesi'nde ekranda gördüğümüz kişiler olmayabilir ama başkalarının da aynı şekilde tebliğde bulunduklarını biliyoruz. Bu konuyla ilgili bilgilerimiz vardı fakat ilk kez görüntülenmiş oldu. Dolayısıyla olay bu. İzleyeceğimiz görüntülerin de tamamı buna yakın zaten. Ve size sorarak başlamak istiyorum. Bu nedir? Nasıl yorumlamak gerekir? Şimdi tabii bunlar biz iyi niyette yapılmış hareket olarak kabul etmek durumundayız. Kendilerine göre Allah'ın dinini Allah'ın kullarına anlatmak için bir yola çıkmışlar, bir takım işlemler yapıyorlar. Yalnız burada bir bana göre temel bir hata yapılıyor. Yani insanlara Allah'ın dinini tebliğ ederken bir kere Allah'ın kitabıyla hareket etmek lazım. Mesela yılbaşı kutlanmaz meselesine biraz açıklık getirmek lazım. Burada bir karıştırma oluyor. Yılbaşı Hristiyanların Christmas'ıyla karıştırılıyor. Yani bir kere bunun böyle olmadığını bilmek lazım. Yani burada bir dini anlamı yok yılbaşının bugün. Sadece bir yılın bitmesi, diğer yılın başlaması. Ha, burada bir kutlama yapılabilir mi? Bana göre yılbaşı kutlaması anlamsızdır. Çünkü yani bir yıl geçti, yaşasın, bir yaş daha kazandık demenin bir anlamı yok. Ama geçmişin muhasebesi yapılabilir. Gelecekle ilgili bir takım planlar, projeler yapılır. Ve insanların yani içki içmek zararlıdır. İnsanların böyle yani Müslümansalar, inanıyorlarsa kendilerine bir takım tebliğler yapılabilir de. Ama tebliğ yapmanın bir şekli var. Allah-u Teala peygamberimize ve bize diyor ki ud'u ila sebili rabbik bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Yani hikmet demek söylediğin sözün doğruluğunu evrensel bir doğru niteliğinde olduğunu karşı tarafa anlat, o da gerçekten doğru olduğunu anlasın. Yoksa insanları zorla yola getirme diye bir olay hiçbir zaman için olamaz. Gerçi bunlar da öyle bir şey yapmamış diyorsunuz. Yani insanlara doğruları biz anlatırız, kararı kendilerine bırakırız. Çünkü bu din bakın, Allah'ın dinidir. Az önce sizi takdim ederken, kaldı ki takdim etmeye de gerek yok, birçok insan sizi tanıyor. İslam hukuku uzmanı Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır. Ve dolayısıyla hocam nedir bu diye size soruyoruz. Tamam. Yani siz de bunu açıklıyorsunuz. Fakat az önce sokakta gördüğümüz kişiler kim, nereden alıyorlar bu bilgiyi? Şüphesiz bu anlamda bir eğitimi olmuş olabilir, kendi kendilerini de eğitmiş olabilir. Dolayısıyla bu sosyal anlamda bir çalkantıya, sıkıntıya, bir sakatlığa yol açmaz mı? Çünkü biri de çıkıp başka bir şeyi tebliğ etmeye çalışır. Detaylı sorularım da olacak ama bunu yanıtlarsanız... Doğru, haklısınız. Yani burada şey var yani... Bu buradaki birkaç kişiyle sınırlı bir problem değil. Bu çok derinliği olan bir problemdir. Sadece şu anda işte durumu değerlendirmeyle ilgili bir takım konuşmalar yapıyoruz. Yoksa insanlara Allah'ın dini anlatılırken bir kere kesinlikle karşı tarafı Müslüman yapma diye bir hedef olmaması lazım. Çünkü Müslüman olup olmama kişinin tamamen kendisine bırakılmış bir şeydir. Çünkü bu dünya Allah tarafından imtihan için yaratılmıştır. İnsanlar her konuda hür bırakılmışlardır. Bize düşen nedir? İnsanlara doğruları o kadar güzel bir üslupta anlatmak zorundayız ve ortamı da ona göre öylesini seçmeliyiz ki karşı taraf söylediğimizin doğru olduğuna kesin kanaat getirsin. Ve peygamberlerin yaptığı şöyle bir şey vardır. Mesela bir zikir kelimesi vardır ki şeyde Kur'an-ı Kerim'de son derece önemli bir kelimedir. Kur'an'ın adıdır zikir. Zikir evrensel niteliği olan doğru bilgi demektir. Dolayısıyla bütün peygamberler insanlara fedekkir innema ente müdekkir diyor Allah. Sen insanlara tezkirde bulun. Yani insanlara söylerken doğru bilgileri söyle. Öyle bir bilgi söyle ki onun zihninde de onun doğruluğu olsun. Yani mesela şimdi yine görüntülerde gördüğümüz kişiler bütünüyle sizin de doğru kabul ettiğiniz bir söylemle ya da altyapıyla bunları beyan ediyorlarsa ya da tebliğ ediyorlarsa bunda doğruluk payı vardır. Elbette yani bu şimdi onların da herkesin bir hürriyeti var, o da gider insan olarak söyler ama şimdi şu var yani bunu tutup da insanları rahatsız edecek şekillerde değil. Mesela
bir ayet-i kerime de şöyledir. Fezekkir innefaati zikra. Yani insanlara doğruları hatırlat ama doğru fayda verecekse. Yani ortamı da iyi seçmek hocam, lazım. Hocam müsaade ederseniz Yaşar Nur Hoca'ya dönmek tamam. istiyorum. Fakat şu açıklamayı da yaparak dönün. Amacımız yani Habertürk'ün amacı görüntülerde görünen kişileri teşhir etmek. Onların dini inanışlarını ya da şekilsel görüntülerini küçümsemek değil. Sadece bir toplumsal olay haline görmüş bu olay hakkında İslam alimleri ne diyor? Bunu konuşmak çünkü onlar da bizi takip ediyorlardır. Bu açıklamayı da yapalım izleyicilere de bunu yapmış olalım. Şimdi sizin yaklaşımınız nedir? Çünkü eğer doğru veya doğru şekilde ya da doğru yolla tebliğ yapılırsa olabilir yaklaşımı var. Şimdi bir dakika. Bir defa şu büyük karayı bir görelim. Yani ben ülkemin sizi tenzih ediyorum. Ülkemin medyasının ve o arada bizim enayi yerine konmamızı istemiyorum. Şimdi bu Türkiye'de son birkaç yıldır bu misyonerlik faaliyetleri tartışıldı. Sorularımda o da vardı. Evet. O meyanda bir insan öldürüldü, bir rahip öldürüldü. Şuydu buydu. Hatta iki tane. Daha geçenlerde yine işte Karadeniz'de o vardı, Trabzon'da İzmir'de ve yine Karadeniz'de misyonerler İncil dağıtıyor falan gibi. Şimdi efendim Hristiyan misyonerler bunları yapıyor. Ama bir dakika insaflı olun. Sizinkiler de bak bunları yapıyorlar. Gibi bir kotarım var burada. Şimdi siz bize soru soruyorsunuz, sorasınız diye ben size bir altyapı vereyim. Türkiye BOP projesine eş başkanlık yapan ve bunu kendisinin görevi olduğunu ilan eden bir iktidarın yönetiminde bugün. Şimdi BOP projesi, Büyük Orta Doğu projesinin omurgasında ne var? Ilımlı İslam var. Çünkü BOP projesinin uygulandığı coğrafya Müslüman bir coğrafya. Onun için ılımlı İslam oraya tesadüfi konmamış. Şimdi siz bugün Türkiye yöneten iktidarın bu projenin eş başkanı olduğunu başındaki zatın itirafıyla altını çizerek defalarca söylemesiyle bir gerçek olarak biliyor bu ülke. Şimdi siz bin yıldır bu toprakların yaşadığı dinin adını bu dinin mensubu olmayanlara değiştirme imkanı veren bir projeye eş başkanlık yapacaksınız ve Türkiye'de bunu yapanlar da dini hassasiyetlerin savunucusu gibi ortaya çıkacak. Bu dururken biz şimdi bunu tartışacağız. Yani tartışalım tamam da burada cambaz yaratılıyor. Yani bu şok bana göre bu son derece önemli de buna bir şey katabilir miyiz? Katabiliriz. Şimdi biliyorsunuz sahabeden sonra işte bir Emevi dönemi sonra da bir Abbasi dönemi başladı. Şimdi Abbasiler bir İran projesi olarak ortaya çıktılar ta Selçuklulara kadar. Ama Selçuklular bu projenin tahribatını ortadan kaldıramadılar. Osmanlı da kaldıramadı. Biz şimdiye kadar bir İran süzgecinden geçmiş Müslümanlığın sıkıntısını yaşadık, hala yaşıyoruz. Şimdi Batılıların takdim ettiği bir Müslümanlık. Biz ne zaman doğru Müslümanlığı ortaya koyacağız? Asıl görevimiz o. Şimdi bu insanları sokağa salan Batılılar mı yani? Hayır, hayır. O yanlış, o değil. İşte herhalde söyleyecekler. Batılılar biliyorum. Değil ama bakın bu işin başında yani ta sahabeden sonra meydana gelen bir raydan çıkmışlık var. Şimdi bu insanlar çok iyi niyetle fedakarca gitmiş bu işleri yapmış olabilirler. Asıl mesele insanımıza peygamberimizin anlattığı, Kur'an'ın istediği şekilde bir Müslümanlığı anlatmaktır. Bir taraftan bakıyorsunuz şeyle Sasanilerin şeyini dizayn ettiği bir Müslümanlık. Şimdi de Batılıların dizayn etmeye çalıştığı bir Müslümanlık var. Ama bu iş artık biz üstlenmek zorundayız. Yani o, herhalde siz onu demek istiyorsunuz. Peki hocam buyurun. Şimdi bir defa
Abbasiler İrani bir İslam'ı dayattılara kesinlikle itiraz ediyorum. Benim hakikaten üzerinde çok çalıştığım ve bugün de İmam-ı Azam'la ilgili bir çalışma yaptığım için tam göbeğinde uğraştığım bir konudur. Fakat konu dağılacak. Dağılmayacak. Emeviler İmam-ı Azam'ı mevaliden olduğu ve Arap Emevi hegemonyasına karşı çıktığı için işkenceye tabi tuttular, biliyorsunuz. Ve Abbasilere destek verdi. Abbasilerin iktidara gelmesinde denebilir ki bir numaralı fikir ve fıkıh uzmanı olarak İmam-ı Azam rol aldı. İşkencelere maruz kaldı. Sonra ne oldu? İmam-ı Azam'ın ölümü Abbasilerin ikinci halifesi Mansur'un eliyle oldu. Zehirletti hapishanede işkencelerden sonra. Ne yaptı Abbasiler? İmam-ı Azam onlara önce onca desteği vermesine rağmen niye sonradan karşı çıktı onlara? Çünkü İmam-ı Azam Abbasilerin Hazreti Peygamber'i ve İslam'ı ortak payda yaptıklarını düşünüyordu. Sonra geldiler bunlar, Hazreti Peygamber'i de İslam'ı da ortak payda olmaktan çıkardı, Arabizmi ortak payda yaptılar. Tıpkı Emevilerin yaptığı gibi. Ve nitekim İmam-ı Azam'ı da katlettiler. Şimdi o bakımdan Abbasilerin İslam dedikleri de aslında sonra biraz Yunan tercümeleriyle paganizmin de karıştığı Arabik bir İslam'dır. Ama yani orada İslam'ın ciddi bir devamıdır. Şey, tabii İran'da karıştı bu sonradan bir, işte. Mesela Bermekiler var. Şimdi egemen karakter bu. Bugüne gelince, bugün İslam'ın Batı'nın güdümünde ve Batı'nın standartlarına göre yeniden yapılandırılmakta olduğunu inkar mümkün değil. Dinler arası diyalog dedikleri ve ılımlı İslam dedikleri bunun ta kendisidir. Ve bunu artık saklamıyor adamlar. Diyorlar ki bu İslam denen şey sizin başınıza da dert oldu, bizim başımıza da dert oldu. İşte terör bunun eseridir. Dolayısıyla bunu bizim ıslah etmemiz lazım. Ilımlı İslam'ın İngilizce'deki karşılığı moderate İslam'dır. Uysallaştırılmış İslam demek. Ilımlı diye bizimkiler onu tercüme ediyor. Sırıtmasın diye. Bu konuya nasıl geleceksiniz? Bütün bunlar onun eseridir. Bütün bunlar onun eseridir. Siz çocuklarınıza, hocaya aynen iştirak ediyorum. Siz çocuklarınıza İslam adına ne öğrettiniz? Ya İslam adına yarı müşrik hurafe ve uydurmaları din diye yutturdunuz. Bunalıma girdiler. Benden bahsediyorsunuz. Kimse. Sen olur mu? Neredensin? Sen de o günahın faturasını hiç yoktan ödeyenlerden birisin. Hepimiz öyleyiz. Birileri de dediler ki bu İslam denen şey başımıza dert. Bunu bırakalım. Dinsizlikte hayır vardır. Hocam ben araya girip bir şey söyleyeyim. Söyle. Mahallede Kur'an kursuna gittim. İşte okulda Kur'an'dan bahsedildi. Annem ki dini bütün bildik şu dakikalarda muhtemelen Kur'an okuyordur. İşte babam da öyleydi. Bana hep cehennemi anlattılar ya. Ne zaman hocanın karşısına geçsem nasıl yanacağım, ne yapacağım falan. Dersler başlıyor, hoca çıkıyor, din hocası. Şöyle yanacağız, böyle yanacağız. Yok mu bu mübarek daha güzel bir şey? Sen onu da ararsın. Yani muhtemelen şu tebliği yapanlar da bunu satarsanız cehenneme gideceksiniz diyor. Onu da ararsın. Şimdi artık onu bile anlatmıyorlar. Kur'an'ın sadece harflerini Arap alfabesinin özelliklerine göre telaffuz etmeyi Kur'an diye anlatıyorlar. Peki zamanı biraz da ekonomik kullanma açısından bu görüntülere Yaşar Nuri Öztürk ne diyor? Bu görüntülere Yaşar Nuri Öztürk iflasın tam girdabına düştüğümüzün göstergesidir diyor. Yani bu arkadaşların ben iyi niyetinden şahsen şüphe etmiyorum. Ve görüntüleri de beni hiç ilgilendirmiyor. Görüntüyle uğraşmayalım. Ben de onu söyledim fakat, zaten. Tabii bu arkadaşlar bu çok büyük ve dışarıdan kotarılan projede bir yere monte ediyorlar. Onlar tabii niyetleriyle belki sevap kazanacaklar. Ona bir itirazım yok. Fakat İslam eğer yılbaşı geceleri İstiklal Caddesi ve benzeri yerlerde birkaç insanın ya yapmayın etmeyin böyle olmaz bu şeklindeki tebliğine kaldıysa zaten bitmiş demek. Bu bitişin bir göstergesidir. Peki ben size bir şey daha sorayım. Türkiye'nin fakir bütçesinden Diyanet'in aldığı para ne kadar? Siz söyleyin. 2 katrilyon. Şimdi artırdılar.
Geçen seneki rakam 2 katrilyon. 8 bakanlık bütçesinden daha fazla. Yani ya tabii Diyanet dünyanın her Türkiye'nin her noktasında din görevlisi bulunduruyor. Tabii onların maaşları var. Yani şimdi ben size soruyorum. Bu Diyanet bu 2 katrilyonla ne yapıyor da İslam yılbaşı gecelerinde caddelerde birkaç kişinin tebliğine muhtaç hale geliyor? Şimdi bunları irdelemek lazım. Tabii bu insanlar da bir tepki olarak ortaya çıkmış olabilir. Gayet tabii. Ama yani bu kadar da normalleştirmeye mesela üçüncü bir görüş olarak ben de karşıyım. Başka şeyleri tepki olarak da insanlar sokağa çıkar. Ya, tabii, ne yapacaksınız tabii, tabii peki? Bu insanlar yani bir adam arkadaş yapma ya bu yaptığın doğru değil. Bak şimdi ben de onu alkol kullanıyorsun. Bu karaciğerine de zarar, kesene de zarar. Ve dinin de buna senin karşı demesini suç mu ilan edeceğiz? Ya şüphesiz ki onu söylemiyorum. Bunu siz söylüyorsunuz zaten. Değil mi? Yaşar Nuri Öztürk söylüyor zaten. Diyanet söylüyor. Beni korkutan hocalar ilk baştan beri söylüyordu zaten. Diyanet de var. 2 katrilyon da var cepte. Peki bu anlamda kontrol altında yani resmi anlamda kontrol altında olup olmadığı tartışılacak isimler bir şeyleri tebliğ etmeye çıkarsa, birileri de onlara bir şey tebliğ etmeye kalkarsa ne olur? Dindar adamın dininin güzelliklerinden veya insana hayır getiren kurallarından, buyruklarından başkalarının da yararlanması için onlara öneride bulunmasını dünyanın hiçbir devrinde, hiçbir yerinde suç ilan edemez. Tabii onu suç ilan ederseniz o çok çok ciddi olmaz. Çok ciddi problemlere şimdi, sebep olur. Adam yapmış. Yani hayır, ben bunu zaten açıkladım size söz hakkı verirken de açıkladım. Amacımız teşhir etmek değil, küçük düşürmek değil. Değil efendim. Peki bu bir sosyal bakan. Benim hitabım sana değil. Ya biliyorum biliyorum ama ben bir kez ama şu hadisenin arkasını görmek lazım. Bakın bunun hedefi bunu alacaklar yarın. Siz misyonerlikten şikayet ediyorsunuz. Sizin adamlarınız cübbeleriyle, sakallarıyla daldılar ana caddelere. Onlar da daha açık ve daha elle tutulur biçimde onlar da misyonerlik yaptılar diyecekler. Şimdi bunun arkasını görelim. Yani Türkiye bir takım oyunlara alet ediliyor. Mesela niçin bu ekranlarda şu tartışılmadı? Ilımlı İslam diye bir İslam dini olur mu olmaz mı? Bunun olabileceğini söyleyenlerin İslam açısından durumları nedir? Bu çok daha hayati bir meseledir. Bunu hiç tartışmadık. Artık bu noktaları tartışmak gerekiyor. Evet. Bunu hiç tartışmadık. Yani bir adam çıkmış, kıyafeti benim hoşuma gitmeyebilir, senin hoşuna gitmeyebilir ama şiddet kullanmıyor. Kimseyi itip kalkmıyor. Diyor ki içme. Sonra nazikçe konuşuyor. Evet. Tabii. Şimdi yani, bunu mu tartışacağız yoksa 1500 senedir bu ülkede yaşanan bir din, 1000 küsur senedir, 1500 yıllık İslam ve bu din ilahi sıfatı olan kitabında diyor ki benim getirdiğim dinin adı tek kelimeyle İslam'dır. Bunun yanına yöresine kelime ilave edemezsiniz, ismini değiştiremezsiniz. Buna rağmen birileri İslam'ın ismini değişiyor ve Türkiye'de İslam İslam diye bağırıp çağıran bir takım insanlar da hem de su başındaki insanlar ben bu projenin eş başkanıyım diyor. Şimdi bunu tartışmak varken bunun neyini tartışalım? Şimdi hocam bakın eğer başlıkları atacak olursak siz bunları yazdınız, sizdiniz yıllarca sizlerden okuduk konuştuk programları. İşte ama edin. Geldiğimiz sözünü, nokta bu. Sözünü ettiğiniz konuyu da tartıştık ki tartışmaya devam edeceğiz. İslam'da kadın, İslam'da cinsellik, eşitlik, sadaka kültürü dendi. Mesela bu sadaka kültürü neye bağdaştırılır, ne, bütün bunları da tartış olması gerekir şüphesiz. Çünkü sosyal hayatın dizaynında benim görüşüm dışarıdan bir parmak resmi olmayan anlamlarda birileri basıyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Kesin. Ama lütfen biri gelip bana yani şahsen söylüyorum işte şunu içme bunu içme falan demesin. Zaten biliyorum. Eğer yapıyorsam da bunu bilerek yapıyorum. Çünkü niye? İşte Yaşar Hoca'yı okudum. Sayın Hoca'yı okudum. Neyse. Ya da annem babam bana bu bilgiyi verdi. Bu koşulların sosyal hayatta bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağını soruyorum. Yoksa görüntüde geçen kişilerin kişilikleri, eğitimleri, şunları bunları değil. Kaldı ki arkadaşlarımız camilerine gitti. Çok da hoş karşılamışlar fakat işte konuşmadılar. Onlara da söz hakkı vermek istedik. Liste var. Hangi gün nereye gideceği, nasıl tebliğler yapılacağı falan. Ama ben şüphe duyarım. Ben önüme gelen ve mesela sizlerin yazmadığı herhangi bir kitap varsa onun yaptığı alıntılara bakarım mesela. Tamam. Dolayısıyla ben orada
Sakalına mı bakacağım? Neye bakacağım? Şimdi bakın, ne diyor bu, bu insanlar görüntüsü ne olursa olsun. Ayrı onu bu yaptığı yılbaşı gecesinde olur, başka zaman ne olursa olsun. Ben bu insanların mesela bu ülkenin düşmanlarıyla, BOP projesinin patronlarıyla, Hristiyan emperyalizminin güç odaklarıyla herhangi bir işbirlikleri olduğuna asla ihtimal değil. Peki buna bir cümle. Erdoğan Bey. Mutlak. Müsaadenizle. Estağfurullah. Fakat kravatını takmış, Versace'den giymiş ama bu ülkenin bin yıldır yaşadığı dinin adını değiştirerek o değişmeyi teklif eden gayrimüslim unsurlarla da işbirliği yaparak bir de bu ülkede din avukatlığı yapanların durumu bence tartışılmalı. O zaman bunlar kendiliğinden yerine oturur. Peki, burada bir üslup hatası olabilir. Bir soru daha. Mahalle baskısı kavramı çok tartışıldı. Bu tip unsurların ortaya çıkmasıyla mahalle baskısı kavramı biraz daha derinleşir mi yoksa ona karşı çıkıyor? Sevgili kardeşim, ben okyanus ötesinin Müslümanın dinini kullanarak Müslümana yaptığı küresel baskıyı konuşmak istiyorum. Mahalle baskısı bana çok hafif gelir. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Bu ülkenin çocukları Mevlana'nın, Hacı Bektaş'ın, Yudus'un iman torunları ve Büyük Mustafa Kemal'in de yurttaşlarıdır. Bizde mahalle baskısı falan olmaz. O da bir cambazdır. Küresel baskıdan ve emperyalizmin baskısından niye söz etmiyoruz? Hocam konu peki, ben bir başka şey dağılmıyor konu. Tabii konu, ki konu tam bunu yerini buluyor. Sizden de alın bir tamam. Ben felsefe okudum. Oradan ben biliyorum ben, onun için açıyorum senin yani önünde. Hiç kimse bana Mevlana'yı okutmadı. Seni ki. Biliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Marx'ı da okutmadı, Mevlana'yı da okutmadı. Marx yasaktı da Mevlana'yı niye yasak etti? Sen felsefe okumadın mı? Okudum. O fakültede ben de 2 yıl okudum ama doktora yapmaya başladığım için oradan başka fakülte mezunu olarak bıraktım. Yani aynı menşeden geliyoruz. Niye okumadın? Ben okudum. Ben Marx'ı da okudum, Mevlana'yı da okudum. Ya ben okudum hocam, onu söylemiyorum size. Yasak koymuş. Şimdi Necla Arat bizim hocamızdı mesela. Marx'ı Erik Fromm üzerinden okuturdu zavallı. Neden? Çünkü yasak. Peki Mevlana niye yasaktı? Yok, halbuki insan felsefesinde pekala. Hatta bence bir kürsü olarak oldu. O zaman sonra yine dağılıyor hocam. O zaman şu gariban insanları hırpalamak yerine bunları konuşalım. Diyanet 70 küsür yıllık Diyaneti Türkiye'nin bir tane Mevlana kitabı yayınlamamış. Fuat Köprülü'nün tarih araştırmaları içinden çıkan ilk mutasavvıflarında geçen kısmını çıkarırsa zaten Yunus yok. Hacı Bektaş hiç yok. Şöyle bir sorun var. Yayınlananlarda birkaç hariç anlama sıkıntısı da çekiyoruz ama var bir iki tane. Benim Mevlana kitabımı oku. Bakın Almanca'ya çevrildi. 6 ay bestseller sattı. Yani anlama anlaşılmaz falan diye bir şey yok. Yeter ki şu numaraları çekerek bizi bu ülkede zor durumda bırakmak isteyen, ülkeyi problemlere boğmak isteyen Abdülaziz, insanlar engel olmaktan çıksınlar. Bunu da yıkacak olan sizsiniz. Medya yıkacak bunu. Peki hocama da söz şimdi verelim. Ben o da tartışılır ya ama hocam ben şimdi bu tartışılır. Bu arkadaşlarımızın yani gidip de yani son çare medya. Evet. Gidip de Taksim'de ya da başka yerlerde insanların içki içmemeleri, sağlığını korumaları, işte dinlerine uymaları şeklinde kendi görüşlerini anlatmaları. Onu söylüyor, bana mı benzediyor? Ben oradayım yok, hocam. Yok olabilir. Ya. Bak şimdi, insanlar din konusunda iki türlüdür. Bazıları dini kurumsallaştırır. Dini kurumsallaştırdığın zaman gel bana katıl, benimle birlikte ol, güç olalım der. Bu İslam'ın kabul ettiği bir şey değildir. Ama bazıları dini kurumsallaştırmaz, kişiselleştirir ki Allah'ın emri odur. İnsanlara der ki gel Allah'a kul ol ve doğruları anlatarak der ki bakın işte görüyorsunuz hep sizin bildiğiniz şeyler var, işte bunlar da Allah'ın emirleridir, buna göre hareket ederseniz Allah size şu mükafatları verirdir. Şimdi esas olan bu da, yalnız burada şunu söylememiz lazım, mesela biraz önce misyonerlikten bahsedildi, başka şeylerden bahsedildi, bana kalırsa bu memlekette insanlar istedikleri kadar kendi inançlarının propagandasını yapsınlar. Misyonerliğin propagandasını yapsın. Budistliğinin propagandasını yapsın. İnsan ve Müslüman da Müslümanlığının propagandasını yapsın. Yeter ki birbirlerine baskı yapmasınlar. Yeter ki birbirlerini zorlamasınlar. Eğer siz din hürriyeti diyorsanız ki o Kur'an-ı Kerim'in teminat altına aldığı, çok kesin bir teminat altına aldığı bir hürriyettir.
İnsanların inançlarına baskı yapamazsınız, insanların konuşmalarını engelleyemezsiniz. Dolayısıyla bu konuşmaları herkes yapar ve insanlar hangi şeyin doğru olduğunu zaten bilirler. Herkes bilir doğruları. Herkes bilir ama herkes doğruyu kabul etmez. O ayrı bir konu. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Yaşar Nur hocam, çok teşekkür ederim. Sürenin sonuna geldik. Sürenin sonuna geldik. Bana göre sen keyfine göre bir gidiş görmedin. Ama ben şunu demek istiyorum. Hayır, olur mu? Murat'ın programına ben şunu demek şimdi istiyorum. Çok güzel bir program. Sizi ve arkadaşlar. Bizi. Hı-hı. Diyeceksin ki öyle düşünüyordun, niye geldin? Hayır, geldim işte bunları söyleyeyim. Sizi ve bizi bir takım büyük ve bu ülkenin aleyhine projelerde ücretsiz avukat gibi kullanmalarına isyan ediyor. Hocam şunu söyleyeyim, bitireyim. Habertürk'ün farkı da bu. Çünkü özgür kesinlikle. Ve bir forum olarak. İyi ki Habertürk bunu açtı da bunları söyledi. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere teşekkür ederim bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Kısa bir ara, ardından tekrar karşınızda olacağım veda için.